Tek hayaliydi. Yıllar önce ben köyüme orman kuracağım dedi ve dediğini yaptım. Baktı yetiştirdi. Servet harcayarak bu bölgede bir orman oluşması için hep çabaladım. Bu uğurda eşini bile kaybettim. Ama o kendisini ormanına adayarak çalışmaya devam etti. Emekli öğretmen Rahim Demirbaş yetiştirdiği üzümleri satışa çıkarttı. Konu hakkında açıklama yaparak şunları ifade etti. İşte buradaki olan üzümü biz satarsak ormana destek olacak. Orman yaşayacak. Ormanda insan çalıştığı zaman onun parasal kaynağı buradan olacak. Şimdi ben burada şunu söylüyorum. Bu üzüm organiktir. İçerisinde sadece bunların dibine atılan koyun gübresiyle güverçin gübresi atmışımdır. Başka hiçbir şey yok. Fevkalade güzel oldu. Bakınız şu taşların arasında hiçbir zaman ekin ekilmez. Efendim pancar ekilmez, havuç ekilmez ama şu taşların arasında insanın bile zor yürüdüğü taşların arasında dünyanın en güzel nimetini Allah verebiliyor. Bizim ülkemiz öyle bir ülke ki dünyada bir tane. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz başka. Şimdi mesela topraklarımız satılıyor. Bizim köyümüzden 3500 dekar arazi satıldı bu sene. Ama bak şu arazi görüyorsunuz ki insanı geçindirecek durumda. Hatta ormanı destekleyecek durumda. Ben diyorum ki vatandaşa gelsin buraya. Kendisi eliyle kessin. Pekmez yapmak isteyen insanlar pekmezliğini, yemek isteyen insanlar güzel üzüm yemek isteyen insanlar üzümünü buradan alabilirler. Bu orman üzümün dikiliş gayesi şudur. Ormanın yaşaması için destek unsurudur. Bunu söylemek istedim. Orman bu sene işte 15 sene oldu. Bakınız 15 senedir hiçbir kuruş gelir getirmeyen bir yatırım düşünebiliyor musunuz? Buna İngiltere Kraliçesi'nin hazinesi dayanmaz. Onun için biz bir takım bir şeyler yapmak zorundaydık yani. İşte bunu dikmiştik. Bu da Allah'a hamdolsun oldu. Yüzümüzü artacak şekilde her çeşit üzüm var. Alfonso var bilhassa. Böyle çok mükemmel. Efendim çavuş üzümü var. Çekirdeksiz var. Fevkalade güzel çeşitler var. En az 10 çeşite yakın üzüm var burada. Peki üzüm almak isteyen vatandaşlarımız nasıl ulaşacaklar efendim sizlere? Üzüm almak isterse buraya gelir. Burada istediği gibi kendi eliyle canının hangini istiyorsa onu kessin. Buraya gelebilir yani ulaşmak. Burası Beyören'in Çatmadaş mevkisi. Beyören dediler mi zaten gelebilirler Ereğli'ye 40 kilometre. Bir de sizlere ulaşabileceğimiz bir telefon numaraları. Var. Benim kendi cep telefonum var. 0532 490 46 42. Bana telefon edebilirler. Ben olmasam bile gelsin adam burada kessin parasını sonra alırım ben. Hiç önemli değil yani bunu. Bu para kazanma gayesiyle yapılmamıştır bu.